Tayland'ın başkenti Bangkok'ta meydana gelen saldırı bu kentteki en kanlı terör saldırısı olarak tarihe geçti. Ülke Başbakanı saldırıların siyasi amaçlı yapıldığının altını çizerek ülkemizi yıkmaya çalışan bir takım gruplar siyasi nedenlerden dolayı Tayland'ın ekonomisini ve turizmini hedef almış durumda ifadelerini kullandı. Başbakanın siyasi bir grup olarak tanımladığı kişiler ise 2001'de başbakan seçilen ve ülkede demokratikleşmeyi sürdüren Taksin Şinavatra ve müttefikleri. Ülkede büyük bir çoğunluğu arkasına alan ve özellikle kırsal kesim tarafından desteklenen eski başbakan Taksin, ekonomi alanında halka verdiği sözleri yerine getirerek gücünü pekiştirdi. Demokrasi açısından büyük bir gelecek vaat eden Taksin'in bu durumu Bangkok'taki siyasi eliti rahatsız etti. Ülkede kırmızı ve sarı gömlekliler olmak üzere iki düşman cephe ortaya çıktı. İlk olarak eski aristokrat elitleri, bürokratları, askerleri ve ülkenin güneyindeki turistik alanlardaki zenginleri bir araya getiren sarı gömlekliler Taksin Şinavatra'ya karşı birleşti. Antidemokratik bir girişimle 2006'da askeri darbe yapıldı. Halk bu duruma sessiz kalmadı. Ülkenin kuzeyinde bulunan fakir ve orta kesimden oluşan Kırmızı Gömlekliler grubu bu girişime karşı çıktı. Sarı Gömlekliler ülkede seçimin kaldırılmasını istiyor, zira Kırmızı grup yıllardır her seçimi açık arayla kazanıyor. 2014'te askeri darbeyle yönetimi ele geçiren şimdiki başbakan Prayuth, Kırmızı Gömleklileri 20 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların arkasında olmakla suçluyor. Başbakanlık koltuğuna oturmadan önce orduda görev alan General Prayuth, 2014 Mayıs'ta darbenin ardından kralın da desteğini alarak başbakanlık koltuğuna oturdu. Sarı ve kırmızılar arasında iktidar savaşı milyarder iş adamı Taksin Şinavatra'nın göreve geldiği günden bu yana devam ediyor. Taksin yolsuzlukların önünü açsa da fakir kesimin yanında olması seçimlerden açık farkla galip gelmesini sağladı. Yapılan son iki darbeye rağmen uluslararası toplumun desteğini alan Kırmızı Gömlekliler mücadelelerini sürdürüyor.